Çok hoşuma giden bir soru var. Sanırım bu bizim ekipten geliyor. Bir maymun diğer maymuna ne kadar benziyorsa bir insanda diğer insana o kadar mı benziyor? Bak şimdi, bunu Ozan sordu. Ozan ama bunu niye sordu? Önce onu söyleyeyim. Ozan biliyorsun, bizim bütün stüdyo çekimlerimizi, prodüksiyonlarımızı falan yapan arkadaşımız. Bizim kameradaki gözümüz öyle diyoruz Ozana. Ben Bak, selam. onun bakışını da açık beyne katkılarında çok çok önemsiyorum. Bizim hayat damarlarımızdan birisidir. Ozan yaklaşık ya yani 2013'ten 14'ten beri benimle beraber, Ankara'da işte en beyin günlerinden beri biz birlikteyiz. bir ara bütün Türkiye'yi gezdiğimizde o da bizimle beraberdi. Artık herhalde bu dünyada benim en fazla konuşmamı dinlemiş adamlardan bir tanesidir. Gökay Biskevel çoğundan sonra. O kadar çok dinledi ki beni ama hep bir şeyi vardı bu nasıl diyelim bu evrimsel biyolojiye, nörobilime falan böyle literal olarak okuma konusunda hep bir mesafesi var. Yani ya diyor işte ben işte müzisyenim kameraya çekiyorum işte prodüksiyon yapıyorum. Yani bu işlerin bir kamera arkasında görüyordu kendisini. Hep. Ama şimdi geçenlerde onu ofiste eline şey tutuşturdum içimizdeki balık kitabını al dedim bakayım şuna bir bak. O da zannediyorum tam tava gelmiş şu anda Bodrum'da kendisi tatilde oradan selamlar gönderiyorum ve orada içimizdeki balığı okuyor. İçimizdeki balık bu arada okumayanlara tavsiye ederim. Çok önemli bir kitap. Bizim balık orijinlerimiz yani insanın tab balıktan gelen işte bu neden beş parmaklıyız falan filan hikayelerin çok güzel yanıtlarının bulunduğu detaylı bir bilimsel anlatı kitabı. Özellikle de tiktalik denen fosilin bulunmasını falan anlatıyor. Heyecanlı bir kitap yani. E işte onu okurken aklına takılmış. Evet. Bana kısaca telefonda sormuştu. Ben dedim Hazal'a gönder. O vesileyle sana geldi o soru. Şimdi aslında Ozan'ın derdi şuydu temelde ya diyor biz diyor mesela maymunlar önce bana şu şunu sordu yani hakikaten iki maymun birbirinden ne kadar farklıysa insanlardan birbirinden o kadar farklı dedim evet ama dedi ki ya maymunlar dedi çok benzer. Yani üç aşağı beş yukarı aynılar. Biz de hocam ne kadar farklıyız. Ben de dedim sen bu soruyu Hazal'a gönder de ben bunun üzerine bir konuşayım. Çünkü öyle zannediyoruz gerçekten. Hiç de o kadar farklı değiliz. Bir laf vardır. Ya abi bütün Çinliler birbirine benziyor. Ben bunları ayırt edemiyorum falan diye. Bir tane Çinli arkadaşınız olsun. Bir ay şöyle bir turlayın onunla. Hiçbir Çinlinin birbirine benzemediğini fark edersiniz. Buna mesafe körlüğü diyoruz biz. Belli bir mesafeden uzaktan baktığınızda şeyler size aynı gibi gözükür. Fakat Evet, yakına girip de çözünürlüğünüz arttığında onlarla ilgili ekstra veri toplamaya başladığınızda yani o şeyleri, o nesneleri ya da o bireyleri algılama çözünürlüğünüz arttıkça onlar arasındaki farkı da görebilirsiniz. Yani şöyle düşünün mesela yani uzaydan bir fotoğraftan dünyaya baksanız. Dünyanın üzerinde ya da işte uçaktan baktığınızda farz yani uzay çok uzak oldu. Dünya üzerinde hareket eden şeyler yani işte otomobil mi otobüs mü nedir uçak mıdır bilmem yukarıdan ayırt etmek çok zor. Biraz yakına geleceksiniz aa bu kamyon aa bu bilmem ne diyeceksiniz. Yakına geldiğinizde farkları anlamaya başlarsınız. Şimdi maymunlar mesela şempanzeler gruplar halinde yaşıyorlar. Mesela hiç böyle bir şey, anne şempanze gibi benim yavrum hangisiydi ya Allah Allah hep karıştırıyorum bunlar ne kadar birbirine benziyor falan. Böyle bir anne şempanze yok. Anne şempanze daha çocuğu böyle yüzünün kenarından kokusunun kenarından tanır yani. O kadar benzersizdir şempanzelerde. Bizler de insanlar olarak ne kadar benzersizsek şempanzeler de o kadar benzersiz. Hatta bir tık daha ilerisini söyleyeyim bu sorunu. Biz mesela insanların çok farklı olduğunu düşünüyoruz ama gerçekten ne kadar farklı olduklarını fark edemeyecek kadar insanlar hakkında da kategorik düşünüyoruz. Mesela kadınlar ve erkekler diye ayırıyoruz. Mesela onların belli homojen özellikleri olduğuna eminiz. Ya da işte Türkler, efendim Almanlar falan diye böyle ayrım yapıyoruz. Hiç öyle bir şey yok halbuki. Yani biraz yakından baksanız Almanların içinde ne Türkler, Türklerin içinde ne Almanlar ya da ne İskandinavlar çıkar. Yakından baktığınızda artacak olan bu farklılık aslında tabiatla ilgili de bize çok önemli bir şey öğretiyor. Mesela çoğu zaman biz evrim konusunu anlamaya çalışırken organik malar arasında nesiller boyunca meydana gelen farklılıklar üzerine hep düşünmemiz gerekiyor. Şu lafı çok duymuşsunuzdur. Yani ya işte maymunlar sürekli maymun doğuruyor kardeşim. Hep doğan maymun. Bunlardan insan mı çıkıyor falan filan diye. Şimdi bu doğan hep maymun ne demek? Bunların hepsi tıpkı basım robot gibi kardeşim. Hepsi birbirinin aynısı. Bir tane bir dekan bana televizyonda şey demişti. Maymunun birini bilgisayarda modelleyelim. Onu evrime tabi tutalım. Bakalım insan oluyor mu? Şimdi onun kafasında maymun öyle bir şey ki iki dakikada bilgisayarda modelleyeceğimiz falan bir şey ama maymunu ne zannediyorsa hayatında görmemiş muhtemelen maymun diye bir şey. Uzaktan bakmanın böyle körleştirici bir etkisi var. Eğer biz kendi doğamızı, tabiattaki işleyişi ve evrimin doğasını anlamak istiyorsak hakikaten yakından bakmamız lazım. Yani kitaptan okuyarak falan olacak iş değil. O yüzden Ozan'ın bu yönelttiği soruyu çok heyecan verici buluyorum. Çünkü Bunca zamandır benimle beraber takılan böyle devamlı Evrim Beyin, Vırsıt falan dinleyen bir adam en sonunda bak aslında isyan etti. Dedi ki bir dakika dedi ya. Burada bir farklılık olması lazım ve ben bu farklılığı yakalayamıyorum. Niye? Ozancığım telaş yok, Afrika'ya da gideceğiz. Orada da belgeseller çekeceğiz daha hep beraber. Orada mesela şempanzeleri, gorilleri yakından göreceğiz. Allah muhafaza. Gorili çok yakından görmeyeceğiz tabii. Gümüş sırtlıyı yakından görmek tehlikeli. Her iki alfa erkeğe kızgın bir zamanda denk gelirse neler olacağı hiç belli olmaz. <laughs> O yüzden ama onlara yakından baktıkça, onları deneyimledikçe bir hayvanat bahçesinde bile bakın yani bir şempanzeye, bir gergedana, bir herhangi maymuna, bir pişeye uzun süre bir bakın. Uzun süre baktığınızda birkaç dakika o hayvanla artık tanış olursunuz ve onun daha önce görmediğiniz detaylarını görmeye başlarsınız. Dolayısıyla tabiatta yaşayan insanlar gayet iyi bilirler ki çoğu zaman maymunlar insanların bugün birbirinden olduğundan çok daha farklıdır birbirlerine göre. Çok daha özel, kişisel özellikleri vardır. Çok daha nevi şahıslarına münhasırdırlar. Hatta hatta çok daha net görebileceğiniz bir örnekle bu cevabı bağlamaya çalışayım. Elma ağaçlarından oluşan bir bahçeye girin. O ağaçların hepsi elma ağacıdır. Bir bakın bakalım iki tane aynı ağaç bulabilecek misiniz? Dünyadaki bütün elma ağaçları elma ağacıdır ama asla iki tanesi birbirinin aynısı değildir. O yüzden tabiatın işi benzersizlik üretmektir. Bu konuda büyük uzmandır. Geçen hafta Stuart Kaufman'la bir canlı yayın yapmıştık. İngilizce inşallah ona bir altyazı hazırlayıp tekrar kanalımıza koyacağız. Ama o yayında Stuart'ın çok özenle belirttiği bir şey vardı. Biyosferin yaratıcılığı diye. Bir daha asla kendini tekrar etmeyen müthiş bir yaratıcılık var orada. Ve bunu görmeden gidersek yazık olur diye düşünüyorum. Yani bakalım, bak sevgili Ozan baktı, burada Bodrum'da uykuları dağıttı. Şu anda sabaha kadar kesin kara kara düşünüyordur. Benim neden beş parmağım var falan diye. Dolayısıyla darısı hepimize inşallah balatayı böyle sıyıralım. Yoksa siyasetle, sporla. Bir